Nimi teyzeye gerçeği söylemenin zamanı geldi. Şimdi ona Divakar'ın sesini dinleteceğim. Aditi. Nasıl oldu da buradasın? Daha sonra anlatırım. Önce söyle bakalım. Bu acelen nedir Aditi? Divakar'ın kötü niyetli olduğuna dair bir kanıtım var. Bunu Nimi teyzeyle onun ailesine dinleteceğim. Ne kanıtı? Buraya gel. Dinle. Babasının ölüm döşeğinde yattığını sana söylemedim mi? Bu yüzden onu reddedemem. Ama merak etme, onunla evlendiğim zaman tüm malları ve parası benim üstüme geçecek. O zaman ölse bile umurumda değil. Bu ses kaydını Nimi teyzeyle ailesine dinleteceğim. Divakar'ın işi bitecek. Foyası ortaya çıkacak. Aditi bekle. Divakar ve ailesinin gerçekten kurnaz insanlar olduğunu söylemiştim. Her seferinde seni haksız çıkardıklarından bahsetmiştim. Evet. O zaman bu sesin kendisine ait olmadığını ispatlaması bir dakika bile sürmez. Bu sesin tamamen montaj olduğunu söyler ve seni suçlar. Çok doğru söylüyorsun. Şöyle yapalım. Birkaç gün daha telefonda onu oyala, elimize fırsat geçtiği zaman Divakar'a suçüstü yapacağız. Herkes gerçeği kendi gözüyle gördüğü zaman Divakar bir şey yapamayacak. Alo? Merhaba yakışıklı. Telefonu açman çok uzun sürmedi mi? Senin de benimle buluşman çok uzun sürdü tatlım. Çünkü senin semtinde oturmuyorum. Her istediğinde evden çıkıp yanına gelemem. Yürümesi uzun sürer. Ama bir çözümü var. Dışarıda görüşebiliriz. Ne zaman? Söyle lütfen. Artık sabredemiyorum. Artık buluşalım. Lütfen hayatım. Bir dakika. Benim semtimde oturmuyorsan, az önce yanımdan geçen adamın çaldığı flütün sesi neden senin telefonundan da geliyor? Konuşsana. Neden susuyorsun? Eğer benim semtimde oturmuyorsan, nasıl oluyor da telefondan flüt sesi geliyor? Bu semtte oturmuyorum. Ama seni görmeye gelmiştim. Aslında bu ilk de değil. Canım seni görmek istediği zaman sessizce oraya gelip seni uzaktan seyrediyorum. Seni gördükten sonra da sessizce çekip gidiyorum. Yani beni görmek için şimdi burada mısın? Madem bu kadar yakınımdasın canım, lütfen görüşelim. Yerini ve zamanını sana ben söyleyeceğim. Tamam mı? Hoşça kal. Dinle, kapatma. Bugün yakalanabilirdik Aditi. Şükürler olsun kurtulduk. Ama şimdi Divakar'ın işini bitireceğim.